biz konuşurken sektör sektör bahsediyoruz. Ama bir sektör var ki onlar da diyorlar ki normalleşme sürecine bizi de dahil edin. Hangi sektörden bahsediyoruz? Düğün sektöründen bahsediyoruz. Bunun haliyle farklı kolları da olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi öğreneceğiz kaç kişiyi etkiliyor bu durum. Ne kadarlık bir sıkıntı oluşturdu bu sektör üzerinde ve o yeni normal nasıl olabilecek? Tüm bunları soracağız. Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık bizimle birlikte. Emek Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Emek Bey, sektörlerde normalleşme var ama düğün sektörü için şu ana dair bir gelişme yok. Ve şunu duyuyoruz, düğün sektörü diyor ki normalleşme sürecine bizi de dahil edin. Peki ama nasıl sorusu akla geliyor? Ben bu soruyu size sorayım, bununla başlayalım. Nasıl normalleşebilir, ne yapılabilir? Elbette, yani öncelikle önce sağlık. Diğer sektörlerde de normalleşme başlamaya başladı. Biz bunun yani eğer dikkatli olursa bütün sektörlere yayılabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi elbette düğün sektörü. Alınacak önlemler var ama çok öncelikle ben bir sektörü anlatmak istiyorum. Yılda 600 bin düğün oluyor ve bu düğünlere 250 ortalamada konuk geliyor. Yani 15 milyon konuk düğünlere gidiyor. Bunların üçte biri başka şehirlere gidiyor düğüne katılmak için. Bu insanlar taksiye biniyor, yemekler yeniliyor, otellerde kalınıyor, takılar alınıyor, abiye, kuaför. Yani sadece düğün gününü düşünmemek lazım. Mobilya, beyaz eşya ve konukların yarattığı hacimle beraber aslında düğün sektörü çok büyük. 1,5 milyon insanın çalıştığı ve hizmet ettiği bir sektör. Dolayısıyla sadece küçük bir sektör olarak düşünmeyin. Toplam 100 bin işletme düğün sektöründen bir şekilde para kazanıyor. Dolayısıyla arkaya atılabilecek bir sektör değil. Elbette önlemler alınarak. Önlemler alınmasından kastım da şu. Biliyorsunuz yani masalar restoranlarda daha az insana hizmet etmeye başladı. Düğün sektöründe de belki 10 kişilik masalar değil 6 kişilik masalar olabilir. Yemekler tek kullanımlık servislerle yapılabilir. Mutfaklar daha hijyen olabilir. Her düğünden sonra hijyen kurallarına dikkat edilerek dezenfekte edilebilir mekanlar. Belki çiftlerin mutluluğu için belli bir süre insanlar halay çekmez, çok yakınlaşmaz. Evet, ben de soru soracaktım. Şimdi bizde düğün demek nedir? Davuldur, zurnadır, oynamaktır, halay çekmektir. O zaman bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl oynayacağız? Nasıl halay çekeceğiz? Geçen gün 1 Mayıs'ta vardı mesela sopaları tutup halay çeken sendika üyeleri vardı. Bu süreçte düğünler davullu zurnalıdan kokteyle dönebilir mi mesela veya kapalı alandan açık alana mı geçer? Buna ilişkin plan nedir? Düşünceniz nedir? Yani bence önlemler alınabilir. Ben de zaten bunu savunuyorum. Her sektör, biraz önce berberleri gördük, kontrollü bir şekilde bu süreci hazırlanıyor. Düğün salonları, düğün mekanları, kır düğünü mekanları, herkes bu sektöre kontrollü bir şekilde alışabilir ve önlemlerini alabilir. Yani biraz önce şaka yoluyla söyledim elbette ama gerçekten de çok yakınlaşmamak lazım danslarda. Belki Doğu halayları yerine belki Ege oyun havaları tercih edilmeli. Zeybek biraz daha uzak. Aynen ama şunu düşünmeniz gerekiyor. Çiftler bu süreçte evlerini kiraladılar, ev satın aldılar, mobilyalar, her şey hazır ve kiralar ödeniyor. Yani bu insanların bir hayali var. Düğün mekanları sahiplerinin, fotoğrafçılarımızın, kuaförlerin bir hayali var ve bu sektör herkes gibi, her sektör gibi çok etkilendi. Benim görüşüm, diğer sektörler nasıl hazırlanılıyorsa, önlemler alınıyorsa, düğün sektöründe de önlemler alınıp sektör Haziran itibariyle normalleşmeye geçebilir diye düşünüyorum ben. Peki kayma olur mu şu anlamda soruyorum. Mesela düğün salonlarında veya işte otellerde, kapalı ortamlarda yapılan düğünlerden kır düğünlerine doğru bir kayış olur mu, ne dersiniz? Ve bu kayış olursa eğer bu fiyatları o zaman artırır mı? Yani bazı düğün mekanları var, gerçekten havalandırmasını çok güzel yapmış ve çok yüksek tavanlı ve çok problemli olmayacağını düşünüyorum. Elbette kır düğünü çok daha tercih edilecektir çünkü açık hava. Ama oteller var, yani inanılmaz havalandırma sistemleri kurulmuş durumda. Yani ben öyledir ya da böyledir demiyorum ama her bir mekana göre bunlar karar verilebilir. Elbette açık hava tercih edilecektir diye düşünüyorum, haklı olabilirsiniz.
Biz bir düğün sektörü diyoruz ama az önce siz saydınız çok fazla aslında bu sektörün altında farklı sektörlerden bahsediyorsunuz. Bunun çeyizi var, kuaförü var, fotoğrafçısı aynen var, gelen misafiri var, onların ayrı kalacağı yeri var. Yani çok çok büyük bir sektör ve 1,5 milyon kişiden bahsediyorsunuz. Şu anki bu bir aylık süreçte bu sektöre toplamda ne kadarlık bir zarar oluştu? Yani bunun bir rakamı var mıdır? Ve daha ne kadar dayanabilir, tahammül edebilir bu sektör bu gidişata? Yani şu anda yılda 600 bin düğün oluyor ve bunun 100 bininin ertelendiğini biliyoruz. Yılda sadece yani bu 100 bin düğün bu arada olacağın sadece %2'si iptal oldu. Geri kalan %98'i diğer aylara ertelendi. Eğer bu şekilde olursa yani bu insanlar düğün yapacağı için kayıplar minimum olacaktır. Ama tamamen Haziran, Temmuz iptal olursa bu defa kayıplar gerçekten çok büyük olacaktır ve sektör toparlanamaz. Ben de aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sektörü sadece düğün sektörü olarak düşünmeyin. Hava yolunu etkiliyor, bütün kuyumcuları 25 milyar TL'lik alışveriş yapıyor bu çiftler. Altın alışverişi yapıyor, takı alışverişi yapıyor. Yani bütün ekonomiyi besliyor. İlk 10 sektörden belki ilk 6-7 sektörden bir tanesi Türkiye'yi destekleyen. Yani Türkiye'nin bu şekilde hareketli bir şekilde ekonomisinin döndüğü. Bunun sadece altını çizmek istiyorum. Yani önlemler alınıyorsa ve uzarsa bu süreç, hı hı, gerçekten bu 1,5 milyon insan, 100 bin tane işletme ve 600 bin çift çok etkilenmeye başlayacak. Bence önlemler alınarak düğünler yapılabilir. Bu önlemler de elbette şart. Yani hiçbir şekilde sağlık çalışanlarımızın emeklerini boşa atmamamız gerekiyor. Önemli ve kurallı bir şekilde sektör geri dönebilir ve minimum hasarla atlatılabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Emek Bey. Ben çok teşekkür ederim. Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık bizimle birlikteydi. Yeni normalimiz eski normalden farklı olacak. Bunu pek çok alanda göreceğiz. Berberleri, kuaförleri konuşuyoruz, AVM'leri konuşuyoruz ama bir de düğün sektörü var. Evlenmek için bekleyen, evliliğini, düğün tarihini erteleyenler var. Çok da büyük bir sektör. Nasıl olacak düğünler? Bunu sorduk, yanıtı aldık. Bir de ne kadarlık bir sıkıntı yarattı bu sektör üzerinde? Kaç milyon kişiyi etkiledi? Onu da cevabını aldık. Şimdi